Allah bir kapıyı kaparsa bin kapıyı açar buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ümidini kaybetmiş olanın başka kaybedecek şeyi yoktur. Evet değerli dostlar, bugün sizlerle yine çok farklı bir hikayeyi paylaşmak istiyoruz. Ümide yolculuk, yaşanmış ümit hikayeleriyle başlıyor. Bir hayımdayız. Necip, Ahtar ve çocukları Keskin ailesini ziyarete gelmişlerdi. Efem ziyaretlerinde televizyonda oynayan Sırlar Dünyası'nı görüp "Aa, Kilide Esrar, Kilide Esrar" diye bağırdı İdris. Hane sahibi şaşırdı. Beni ekranda görünce "Neden Kilide Esrar" diye bağırmıştı İdris. Necip anlatmaya başladı. Afganistan'dan gelmişlerdi. Necip ve Ahtar ailesi Almanya'ya seyahat etmişlerdi. Kadının adının yüksek sesle söylenmesinin bile yasak olduğu topraklardan yani. Kader onları birbirine eş diye yazmış, üç de güzel evlat vermişti. Ancak doğup büyüdükleri eşsiz Afganistan toprakları uzunca bir süredir kanla sulanmaktaydı. Doğduğun değil, onurunla ve özgürce yaşayabildiğin yerdir vatan. Hakikatini tüm hücrelerine kadar hissettikleri bir gün oturup konuştular, bir karar aldılar. Karın elbet bir şekilde doyardı. Ancak çocukları için umut ettikleri güvenli bir gelecek, iyi bir eğitim ideali pek bu topraklara uymayacak gibi görünüyordu. Efendim batıya, komşuları İran'a göç ettiler bir süre sonra. Aradıkları huzur belki de buradaydı. İki evlatları daha katıldı onlara Fars topraklarında. Necip bir iş bulmuştu. Ahtar da eviyle çocuklarıyla meşgul oluyordu. Geçinip gittiler. Necip bir gün eve kucağında eski bir televizyonla çıkıp geldiğinde dünyalar onların oldu. Akşamları hep beraber oturuyor, televizyon seyretmeye başlamışlardı. Efendim o zamanlar Türkiye'nin bir güzelliği olan Samanyolu televizyonu ve bu televizyonda yayınlanan sevilen bir program vardı. Farsça ismiyle Kilide Esrar, Türkçe ismiyle Sır Kapısı programı. Dizinin jenerinde yaşanmış olaylardan ilham alınarak çekildiği yazıyordu. Ama gerçekten öyle miydi acaba? İnsanlar bu olağanüstü olayları gerçekten yaşıyor muydu? Gerçekten de onlara da uzanır mıydı Hızır Aleyhisselam'ın görünmez eli? Zira zaman aradıkları şeyin burada olmadığını, yeniden gitme vaktinin geldiğini fısıldıyordu kulaklarına. Bir türlü köklenememiş, kendilerine yurt bulamamış, bu aileye lazım da asıl bir sır kapısı. Acaba Türkiye'ye mi gitsek diye düşündü karı koca. Her ne kadar şu an akıbetlerini bilmeseler de pek çok arkadaşları göçmüştü oraya. İş şartlarının iyi, bereketin bol olduğu topraklar deniyordu o zamanlar Anadolu toprakları için. Efendim göç yine toplandığında istikamet bu kez Türkiye toprakları oldu. Soğuk bir kış günü zemherisiyle nam salmış Sivas'ı mesken tuttu bu aile. Ellerindeki 2-3 kuruşla derme çatma bir ev bulup başlarını sokabilmişlerdi de. Ne soba ne eşya, gayrısı yoktu. Çocuklar açtı, çocuklar üşüyordu. Adam çaresiz, kadın bedbindi. Kara kara düşünürlerken dış kapının güm güm vurulmasıyla irkildiler. Kim çalardı ki onların kapısını? Ürkerek kapıyı aralayan adam gözlerine inanamadı. Bir araba yanaşmış ve içinde bazı eşyalar vardı. Mahalleli aralarında konuşmuş, yeni gelen ailenin ihtiyaçları için imece usulü yardım toplamışlardı. Adam da kadın da donup kalmışlardı adeta. Demek ki Rableri kapkaranlık bir gecede, bu soğuk gece konduda dahi onları unutmamıştı. Demek ki sır kapısı aralanmak için sebepler planında bir vesile beklerdi. Vakit geldiğinde Rab vicdanlara duyurur, perdeleri kaldırır, uzanan elle uzatılan eli sıra dışı bir şekilde buluştururdu. Türkiye'de kaldıkları süre boyunca hep iyilik gördüler insanlardan.
Türkiye onlara iki tane daha evlat ve güzel anılar armağan etmişti. Ancak 7 çocuk büyütebilmek için Avrupa gibi sosyal imkanların daha elverişli olduğu bir coğrafyaya göç etmeye ihtiyacı da doğmuştu. Türkiye'den ayrılmak zordu. Lakin evlatlarının geleceği değil miydi asıl olan? Fakat bu kez çıkacakları yolculukta çok daha fazla riski göstermeleri, bedel olarak canlarını ortaya koymaları gerekiyordu. Ege'nin daha önce pek çok muhacire mezar olan karanlık suları onlara serin oldu. Avrupa topraklarına ayak bastılar. Kendilerine evlatlarıyla birlikte kolaylıkla yaşayacakları bir vatan buldular. Çok değil, bir yıl sonraydı. Kaldıkları hayma, Türk bir ailenin geldiğini duyduklarında heyecanla gidip tanıştılar. Türkiye'deki rejimin zulmünden kaçıp buraya vatan belleyen aile, tıpkı kendileri ilk kez buraya geldiklerinde olduğu gibi ürkektiler ve hiçbir şey bilmiyorlardı. Bu kez onlar el uzattılar Türk kardeşlerine. Bugüne dek hep almışlardı. Yeni tanıştıkları bu aileye yardım ederek ilk kez onlar da paylaşmanın ve paylaştıkça çoğaltmanın hazzına vardılar. Kilidi esrarın kilidi çözüldü. İyiliği çoğaltmak demişlerdi bunun adına. Kendilerine yapılan iyilikleri başkalarına iyilik yaparak ödemeye. Kendi ülkesinden sürgün edilmiş hizmet insanlarıyla kendilerine güvenli bir yurt arayan Afgan ailenin yolları işte bu hayımda kesişmişti. Olanlarda hayır vardı. Sır Allah'ın nasip ettiğine razı olup şükredebilmekteydi. Kapılar da işte tam bu noktada açılmaktaydı. Efendim, lütfen yaşadığınız ümit hikayenizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın efendim.